Hayır Mana, sen annemi öldürdün. Bundan sonra yaşamaya hakkın yok. Unuttun. O eve neden gittiğini unuttun. Neden bir araya geldiğimizi unuttun. Karımın ve annenin katillerinin o evde yaşadığını da unuttun. Rocky ile evliliğin farklı. Ama bu eve neden geldiğimi nasıl unutabilirim? Rudra'nın söylediği doğruydu. Ben bir yılanım. Buraya Rocky'nin ailesinden intikam almaya geldim. Rocky gerçekte kim olduğumu öğrendiğinde beni asla affetmeyecek ve sevmeyecek. Buna nasıl dayanırım ben? Shivangi! Shivangi, sana seslenip duruyorum. Neredeydin sen? Ben Rocky. Bekle. Artık yalan yok. Daha benden gerçeği ne kadar gizleyeceksin? Söyle bakayım. Neredeydin? Rocky, Aslında ben nerede olduğunu biliyorum. Hatta neden ve niçin gittiğini de. Aşk için gittin değil mi? Aşkın günü işte, sevgililer günü. Bugünün sevgililer günü olduğunu, bana hediye alman gerektiğini de unutmadın herhalde. Her halükarda yani hediyen harikadır bence. Ve benim hediyem de biliyor musun? Bu senin için. Ama vereceğim hediye olmayabilir. Senin hediyeni gördükten sonra kesinleşecek. Ona bakarak beni yargılama yani, çünkü ben bunu... Yani hediyede de rekabet istiyorsun. Yo, şaka yapıyordum canım. İzninle canım. Hayır, ben yaparım. Bak, bir açayım. Rocky, bu kolye çok güzel. Tıpkı bu yıldız gibi aşkımız da parlamaya devam edecek. Daima parlayacak değil mi? Bir yıldız düşene kadar parlamaya devam edecek. Söz veriyorum Shivangi. Bu yıldızın düşmesine asla izin vermeyeceğim. İzin verir misin? Çok güzel oldu. Rocky, ben sana hediye almadım. Aslında biraz iş için dışarı çıkmıştım. Oraya geç kaldım ve... Hiçbir şey söyleme. Shivangi, biliyorsun, ben aşk ve evlilik üzerine doktora yapmadım. Ama bir şeyi iyi anladım. Seviyorsun ki evleniyorsun. O zaman güvenmeyi de öğreneceksin. Birbirinizin hayatına o kadar çok karışırsanız boğulmaya başlarsınız deniyor. Birbirinizi anlayın. Çünkü anlayışın olduğu yerde mutluluk vardır. Mesela bak bize lütfen, hanımefendi lütfen. Ne olmuş karı kocaysak? Birbirimizle aynı olacak değiliz ya, değil mi? Alışkanlıklarımız, ihtiyaçlarımız farklı olabilir. İkimizin de aynı şeye kızması gerekmiyor. Veya aynı konuda kavga etmesi de. Ve biliyor musun Shivangi? En çok kavga edenler, birbirini en çok sevenler oluyormuş. Ve böyle çiftlerin birbirlerini de çok iyi anladıkları söylenir. İşte ben de bu yüzden karar verdim. Senin söylemediğin şeyleri bile anlayacağım bundan sonra. Niye biliyor musun? Çünkü ben mükemmel bir koca olmak istiyorum. O ettiğimiz kavgalar var ya, o yüzden benden uzaklaşmana izin vermeyeceğim. Öyle mi? Yani artık kavga mı edeceğiz? Hiç de değil. Ben öyle bir şey demedim ki. Ben dedim ki gelecekte, yani eğer kavga edeceksek o zaman ikimiz bunu bir şekilde çözüp aşarız dedim. Birbirimizden asla ayrılmayacağız. Ve biliyor musun, bana hediye almaman daha iyi oldu. İyi de neden?
Senin hediyen benimkinden daha iyi olurdu da ondan. Biliyorum. Rocky gerçeği öğrense bile haklının yanında olacaktır. O asla yanlış bir şey desteklemez. Ve manav, sen yanlış yaptın. Şimdi de hatanın bedelini ödeme vakti. Dinleyin. Onunla buluşmaya gitmiştim. Ve bana Shivangi'yi görmediğini söyledi. Yılan kristali de onda değil. Boş versene Yamini. Yanlış şeyler yaptın. Yılan kristalini, Mahiş'in boynuzunu yanlış ellere verdin. Altıncı katilin doğru söylediğine nasıl inanabiliriz ne ki şimdi? Ara? Yılan kristaline sahip olsaydı o zaman altıncı katil bu köşkte böyle açıkça dolaşacak mıydı? Yapamazdı değil mi? Yılan kristalini aldığı gibi kaçardı. Ayrıca benimle buraya buluşmaya da gelmezdi. Neden Shivangi'ye yardım ederek kendini riske atsın? Bu doğru. Kırmızı kapüşonlunun altıncı katil olduğundan şüphelendim. Ama her gün kırmızı giyecek diye bir şey yok. Kırmızı kapüşonlu herhangi biri de olabilir. Yılan kristalini Shivangi'ye başka biri vermiş olabilir. Ama Shivangi de yalan söylüyor olabilir. Bu demektir ki Shivangi bizi kandırdı. İşte. Kara yılan geliyor, yine zehir saçıyor. Her zaman kavga peşindesin. Ah seni aptal. Şu Shivangi'nin bizi kandırmış olma ihtimali de var. Ya da üçüncü bir kişi var. Öğrenmemiz gereken şey bu. Üçüncü biri daha olmalı. Şu Rudra ile gelen yılan. O olmalı. Shivangi olamaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? O zaman bence fırsatın olduğunda Shivangi'yi ısıracak ve tüm zehrini ona aktaracaksın. Rocky'yi sevdiğin için ve Rocky de Shivangi'yi sevdiği için Shivangi'ye baktığında zehrin damlamaya başlıyor. Bir kez değil, Shivangi'yi 10 kez denedik. O ne bir yılan ne de yılan kristaline sahip. O zaman yılan kristali kimde? Kırmızı kapşonlu giyen o kişi kim? Bizden nefret eden ama Rocky'yi hayatını kurtaracak kadar seven bu kişi kim? Kim olduğunu bulmalıyız. Hem de hemen. Madem bir insanı sevdim, bunu insanlar gibi ifade etmeliyim. Rocky'ye ne hediye etmeliyim? Tanrı bilir Shivangi benim Rocky'me ne hediye edecektir. Hayır, Gotami. O burada olamaz. Nasıl olabilir? O ölmüştü. Nasıl olur da yaşıyor? Gotami? Shivangi ölümün hakkında yalan söylediyse bu Shivangi'nin daha bir sürü yalan söylediği anlamına gelir. Sakladığı ve bilmediğimiz çok şey olabilir. Gitmek istemiyorum lütfen hanımefendi. Gitmek istemiyorum. İstediğin kadar lütfen para ısrar alırsın, etmeyin. Lütfen. Gitmek lütfen. İstemiyorum. Israr etmeyin lütfen. Gotami? Ah merhaba. Sen burada mı kalıyorsun? Aslında ben burada yeniyim. Henüz kimseyi tanımıyorum. Senin burada olduğunu bilmiyordum. Biz düşünmüştük ki Shivangi'nin düğününde haydutların bütün ailesini öldürdüğünü duymuştuk. Senin de öldüğünü sanıyorduk. Hızlı bir yalan düşünmeliyim. Evet, neredeyse ölüyordum. Haydutların o gece neden bize saldırdığını ancak Tanrı bilir. Önce kız kardeşimi öldürdüler, sonra beni de... Ama ben ölmedim, sadece bayılmıştım. Ve sonra kendime geldiğimde polislerin beni oradan aldığını öğrendim. Ve sonra bana haydutların tüm ailemi öldürdüğünü söylediler. Seni kim öldürmeye çalıştı? Bilmiyorum,
Her yerde silah sesleri vardı. İnsanlar orada burada koşuyordu. Ama bir kadının bana saldırdığını hissettim. Evet, ama bir adam da gördüm. Bir sürü insan vardı. Boyu uzundu. Ürkütücü gözleri vardı. Bu arada açıkçası Ruchika, hiçbir şeyi tam olarak hatırlayamıyorum. O gece çok korkutucuydu. Yani Yami niye hatırlamıyor? Onu kimin vurduğunu bile hatırlamıyor. Nasıl oluyor da buradasın? Yani sen Mumbai'ye nasıl geldin? Burada çalışıyorum. Buradan biraz uzakta bir sari dükkanı var. Orada çalışıyorum. Köyümüzden bir adam var. Akrabalarından biri burada yaşıyor. Bu işi almama yardım etti. Tanrı'ya şükür hayattasın. Shivangi seni gördüğüne çok sevinecek. Ne? Ablam yaşıyor mu? Shivangi yaşıyor mu? Evet, ablan yaşıyor. Seni ablana götüreceğim. Ablanla görüşmelisin. Shivangi ve Rocky için sevgililer gününde daha büyük ve daha iyi bir hediye olamaz. Vay canına, harika. Şimdi ihtiyacım olursa Shivangi'ye karşı bir silahım var. Gidelim mi? Bu geceki partide bir fırsat bulup Manav'ı öldürmeliyim. Shivangi, hesapladım. Partide yaklaşık 30 kişi olacak, tamam mı? Yani düzenlemeleri buna göre yap. Anlaştık mı? Amca? Evet. Oraya başka bir yemek takımı lazım. Lütfen benim için dolaptan alır mısın? Tabii ki, hemen yaparım. Pekala. Yemek takımı. Shivangi, ne oldu? Benim ayağım kaydı ve düştüm. Korktum. Ne oldu birdenbire? Amca, insanlar zaten birden düşer değil mi? Koruma kalkanı var. Ona dokunamıyorum bile. Öldürmenin başka bir yolunu bulmam gerek. Meyve suyu. Saldırarak yapamıyorsam zehirle yaparım. Bugün ölmesi gerekiyor. Bir dakika. Tamam. İşte buyur yemek takımın. Beni çok çalıştırıyorsun. Teşekkür ederim amca. Rica ederim. Amca. Meyve suyu içsene. Meyve suyu mu? Daha yeni kahve içtim ama. Ama çok taze, yeni sıktım. Lütfen al. Tamam. O benim meyve suyum mu Shivangi? Meyve suyumu hazırladın mı gel, acaba? Gel. Tam zamanında geldin. Senin kısmetinmiş. Meyve suyu. Bu ne? Meyve suyu senin için. Amca ama bak. Az önce kahve içtim. Meyve suyu içmem için ısrar etti. Hayır amca olmaz. Bak ben kendime alırım meyve zaten. Meyve suyu iç. Lütfen. Sağlıklı ol amca, partiye hazır ol. Aman Tanrım. Meyve suyuna zehir karıştırdım. Ya Rocky bu zehirli meyve suyunu içerse? Yaptın mı? Bir dakika. Ben unuttum. Ama sen nasıl unutabilirsin? Ne oldu? Portakala alerjin yok mu senin? Sana çilek suyu yapacağım. Bir dakika. Portakal suyu mu? Vay canına. Portakal suyunu çok severim. Shivangi, Rocky için çilek suyu yap. Hı? Dışarı çek, o senin için yapacak. Çilek suyu. Nefis. Tadı harika. Biliyorum canım. Sen bir yılansın. Ve bu meyve suyuna zehir karıştırdın. Çünkü sen Manav'ı öldürmek istiyorsun. Manav'ı bu evde mi öldüreceksin? Düşünsene. Eğer bu evde ölürse aile üyelerine ne diyeceksin? Ben de onun ölmesini istiyorum. Ama böyle olmaz. Neden öyle bakıyorsun? Benim.
Rudra sen... Sen burada ne yapıyorsun böyle? Neden buraya geldin? Özür dilerim. Sana o lafları söylememeliydim. Sorun değil. Hayır. Yaptığım şey yanlıştı. Haklıydın. İntikamımı almak istiyorum. Manav'ı bugün öldürmek istiyorum. Ama böyle körü körüne değil. Uygun bir planlamayla. Sonra da öldüreceğiz. Daha sonra değil Rudra, bugün. Bu gece evde parti var. Birçok insan burada olacak. Manav'ın eceli de bugün gelecek. Güzel. Bunu planlayalım. Ve Manav'ın ölümünün nasıl olacağını bir düşünelim. Evet, istediğin tüm düzenlemeler yapıldı. Hepsi istediğin gibi oldu, tamam mı? Tamam, şimdi lütfen sakin ol. Bak, sevgililer günü diye yaramazlık yapayım demeyin. Evet, tamam abi, anladık. Neyi ne zaman yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Sen çok... Yenge, neden abimi kendine benzetmiyorsun? Abi, bir sakinleştirici falan iç. Sen var ya... Ben çok... var ya, ben yengeme anlatacağım. Hani nasıl gizlice... Neler yapıyorsun? Abim gidip gizlice. Pekala, gizlice. Abim gidip gizlice. Hazırlanmalısın değil mi canım? Hadi git. Hadi hemen hazırlan. Hadi hadi. Yenge. Hadi hadi. Tamam. Yapma. O bale bale. Bale bale şava şava. O bale bale şava şava. Şava şava bale bale şava ho. Jassi abinin bemeği sizler için hazır görünüyor. Ve bir de Pencap'tan baharatlı roti ve tavuk pirzolası var. Güneyden gelen lezzet idli sambar. Ve Mumbai'den ya da pav ve samosa. Haydarabad'dan biryani var. Bir kez yediniz mi asla vazgeçemeyeceksiniz. Bu tadın önünde eğileceksiniz. Bir saniye, bekle bekle. Daha önce bu evde çalıştın mı? Aman Tar. Umarım Rocky Rudra'yı tanımaz. Aa evet. Yani hayır diyorum. Bu evde çalışmadım. Birçok evde çalıştım. Aslına bakarsanız Jassi Mumbai'ye ilk kez geliyor. Çok güzel. O zaman şöyle yap. Herkese ağız sulandıran yemekler servis et. Ne dersin? Yapabilir misin? Siz sadece bekleyin ve görün. Sizin için ağzınıza layık... Yemekler sunacağız. Herkese merhaba. Herkes burada mı? Sabahtan beri unutulmaz olacak. Ne yapabilirim diye düşündüm. Sevgilim yok benim. Yani hediye alacak biri yok. O yüzden... Kime ne alayım bilemedim. Küçük bombalar bırakarak bu kara yılan büyük bir patlama yapacak. Ne yapacağını anlamıyorum. Ama büyük şeylerin peşinde olduğundan kesinlikle eminim. Bu evde tek bir favorim var. Rocky ve Shivangi. Evdeki mükemmel çift onlar. Ve bugün bu çift için mükemmel bir hediye getirdim. Gördüğünüzde hayrete düşeceksiniz. Şimdi ne yaptın Seşa? Nedir o Ruchika? Kendiniz görün, sürpriz. Aman Tanrım. Gotami Seşa ile nerede denk geldi? Onun yaşadığını nasıl öğrendin?
Aman tanrım. Beni herkesin önünde ifşa edecek. Onu kendi ellerimle öldürmüştüm ben. Buraya nasıl geldi, neden geldi? Yapacağı ilk iş beni ele vermek olacak. Bugün beni bitirecek. Git de şu sütunun arkasına sakla. Ha? Aksi takdirde ifşa olacaksın. Gotami. Gotami, yaşıyorsun. Aman tanrım, aman tanrım. Bu kara yılan bugün beni ifşa etti. Yıllarca süren benim sıkı çalışmamı mahvetti. Seşa Gotami'yi nerede gördü? Neden onu buraya getirdi? Gotami? Kaç zamandır nerelerdesin? Sanıyorduk ki... Öldüğümü mü? Biliyorum. Haydutlar bize saldırdığı gece orada bayılmıştım. Ve uyandığımda kendimi karakolda buldum. Polis beni kurtardı. Eve gittiğimde orada kimse yoktu. İnsanlar haydutların bütün ailemi öldürdüğünü söyledi. Ve tüm bunları dinlerken korktum ve Songat'tan ayrıldım. Herkesten uzağa gittim. Üzgünüm. Hayır hayır, özür dileme. Yakınlarımız bizi terk ettiğinde... Böyle garip bir korku hissederiz. Artık korkmana gerek yok. Artık burada yaşayacaksın. Bu aileyle birlikte, bu evde. Artık korkmana gerek yok. Peki bunca zaman nerede kaldın? Olduğu yerde. Boş verin canım. Artık burada nasılsa ve bizimle yaşayacak. Seşa Gotmi'yi eve getirdi. Aklında kesinlikle bir şeyler var. Teşekkür ederim ama bunu yapamam. Madem seni bulduk, seni nasıl bırakabiliriz? Yani seni nasıl yalnız bırakabiliriz? Evet, Ruchika haklı. Gel hadi. Seni misafir odasına götüreyim. Hayır olmaz Ruchika. Ben götürürüm. Kardeşim yaşıyor. Onunla bunca zaman sonra bir araya geldim. Ona o kadar çok şey sormak istiyorum ki. Benimle gel lütfen. Neden yaptın? O kızı bu eve getirmenin amacı nedir? Neden bu eve ölümümüzü getirdin kara yılan? Söyle bana. O kız bize karşı canlı bir tanık. Yine de onu eve getirdin. Düşmanımız mısın? İkiniz de aklınızı mı kaçırdınız? Bana sorsanız da bir o aptal kız Shivangi'nin kardeşi. Nasıl yaşıyor olabilir ki anlamıyorum. Ve Shivangi nasıl kardeşinin hayatta olduğunu bilmiyor. Bu mümkün mü? Üstelik neden her şeyi bırakıp burada yaşamaya geldi? Neden doğrudan Mumbai'ye, Shivangi'nin yaşadığı şehre geldi? Dağlardan direkt Mumbai'ye neden geldi? Ve böyle büyük bir şeyi ailesinden birinin yaşadığını Shivangi bilmiyor. Bir düşünün, bir düşünün. Bu iki kardeşin bizden bir şeyler sakladığına eminim. Tamam diyelim ki bizden bir şeyler saklıyorlar. Bu demek ki her ikisi de bizim için tehlikeli. Bunu bilerek o tehlikeyi eve getirdin. İşte bu. Tam olarak istediği bu. İkimiz de öleceğiz ve yılan kristalini alacak. Bütün bunlar onun oyunları. Devam edin. Devam edin. Bayılıyorum bu halinize. Bundan zevk alıyorum. Devam edin. Siz aptallar. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. İki kez kontrol ettim. Gotami hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ve Shishko sen. He?
Gotemi'yi görünce öyle korktun ki Avantika'nın arkasına saklandın. Onun arkasına saklanırsan dört bir yandan görüleceğini bildiğin halde. Ve ondan sonra da gidip direğin arkasına saklandın. Beynin falan mı uyuşmuştu? Ben her şeyi gördüm. Ama sen Gotami'nin sana baktığında yüzünde hiçbir tepki olmadığını görmedin. Yüzünde korku yoktu. Onu öldürmeye çalıştığını hatırlamıyor bile. Kız kardeşine bakıyordu. Onun için sen sadece Rocky'nin büyük annesisin, anladın mı? Vay kara yılan vay. Bana bakan yüzünde korku olmaması beni hatırlamadığına dair somut bir kanıt sayılmaz. Hayır. Hiçbir şey hatırlamadığına çoktan emin oldum. Hiçbir şey hatırlamaması güzel. Ama onu niye getirdin? Bize ne faydası var? Bak, bizde yılan kristali yok. Ve yılan kristalini sadece bir kişi alabilir, o da Shivangi. Ve Shivangi yılan kristalini ancak ona karşı bir kozumuz olduğunda alacak. Şimdi ona karşı bir kozumuz var, Gotami. Artık Gotami'yi ona karşı kullanabiliriz. Shivangi'nin zaten zayıf bir noktası var. Rocky! Hayır! Cüret etme. Rocky'min adını ağzına almaya cüret etme. Tek bir çizik bile almayacak. Bugünden itibaren yılan kristalini almak için sadece Gotami kullanılacak. Shivangi'yi çaresiz kılmak ve yılan kristalini almak için. Rocky'yi düşünme bile. Onu hemen aklından çıkar seni şişko. Anladın mı beni? Kara yılan. Bence bizim kara yılan haklı. Başka bir plan düşünmeliyiz. Bu demektir ki Sasha henüz gerçeği öğrenmedi. Üzgünüm Shivangi. Benim yüzümden başın belaya girdi. Hayır hayır Gotami. Sakın böyle düşünme. Sadece bir şeyi unutma. Yamini'nin önünde sakın korkma. Her şeyi hatırladığına dair en ufak bir ipucu bile verme. Onu çok iyi tanıyorum ben. Senin her şeyi bildiğini ve o günü hatırladığını anlarsa seni öldürmesi bir saniye bile sürmez. Sasha, Avantika ve Yamini. Onların yanında dikkatli ol. Bir şey yapmanı isterlerse ya da bir şey sorarlarsa yapmadan önce binlerce kez düşün, olur mu? Üçü de çok kurnaz. Yapamayacakları bir şey yok. Ufacık bile zarar görmeni istemiyorum. Umarım ne dediğimi hatırlarsın. Dolapta senin için birkaç giysi sakladım. Hazırlan ve aşağı gel, olur mu? Elinden geldiğince normal olmaya çalış, tamam mı? Shivangi. Bütün bunlar güzel ama bir şey anlamıyorum. Bu ailenin bir parçası olan ve teyzemin katillerinden biri olan bir erkekle nasıl evlenip de aynı evde yaşarsın? Hayır, hayır. O bir katil değil. Bunu buraya geldikten sonra anladım. Masum olduğunu kanıtladı. Sevdiğim kişinin yanında kesinlikle güvendeyim. Ve sen de. Katillerle dolu bu evde güvenebileceğim tek kişi o Gotami. En azından iyi bir şey oldu. Sevdiğim, evlendiğim kişiyle artık mutluyum ve güvenebilirim. O beni aldatmıyor. Romy, yengeni gördün mü? Abi, Sushant'ın gözlerini takip et. Hani şu baktığı kız var ya, senin Shivangin sadece onun yanında duruyor. Ne, Gotami mi? Şuna bir tane çakmak istiyorum. Evet abi, git ve ona haddini bildir. Efendim abi. Kim olduğunu biliyor musun? Aha, tabii. Abinin baldızı o. Evet. Aynen öyle. Yani flört etmek yok. Ona saygılı davran. Evet, haklı. O Shivangi'nin kız kardeşi. Biliyorum abi. Ama bu sefer ciddiyim. Bak. Sana var ya. Robin, sen abime sen söyledin öyle değil mi? Seni mahvedeceğim. Bak. Hayır, hayır. Suşan, yapmayın. Çocuklar durun. Suşan. Olmaz ki.
ondan sonra ne olduğunu biliyorsun. Kime bakıyorsun öyle? Ne? Kimseye. Sadece düzenlemelere bakıyordum. Aa, en azından benden saklama. Fark etmedim sanma. Bir şeyler yapmayı planlıyorsun bu partide. Sevgililer için özel bir plan var mı? Öyle bir şey yok. Tanrı'ya şükür geldin. Biliyor musun? Şivangi durmadan seni arıyor. Yani ona bakmanı bekliyor. Ve biliyor musun? Bugün hazırlanmaktan bir saatini aldı. Tamam. Şimdi aşk kuşlarını rahat bırakayım. Ve hepsi benim sayemde. Bir saat. Gotmi yalan söylüyordu Rocky. Hayır hayır. Biliyor musun? Şu anda çok güzel görünüyorsun. Gel. Bugün karımı bir randevuya çıkarmak istiyorum. Kabul edildi mi? Çoktan kabul edildi bile. Tamam, hatırlıyorsun değil mi? Hediyeme karar vermediğimi söylemiştim. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söyle hadi. Sürpriz dedim ya sana. Bekleyeceksin. Lütfen sabret. Annemin katili. Tam gözlerimin önünde. Daha fazla bekleyemem. Beklemek gerçekten zor. Ama deneyeceğim. Tamam. Ben şimdi gidip yemeği kontrol edeceğim. Rocky. Sevgililer günün kutlu olsun. Seninki de kutlu olsun. Şimdi nasılsın? Yani şey diyorum, Mahesh'i duydum. Rocky lütfen. Bugün Mahesh hakkında konuşma. Bugün sen ve ben... Hey Rocky, nasılsın dostum? Merhaba. Ruchika bir saniye beklesene, hemen dönüyorum. Evet, muhteşem Gotmi. Biliyor musun, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, burada çok kız var ama sen... Sen onlardan farklısın. Buradaki en güzel kız sensin ve... Ve bugün ilk kez sevgililer gününü tam burada hissediyorum. Rocky seni partide yapayalnız bıraktı. Ama sen gülümsüyorsun. Sana söylemedim mi kara yılan? Sen gerçekten karardın, kafan gitti. Kıskançlıktan çatlıyor ve gülümsüyorsun ama ben kıskançlığını net görebiliyorum. Hey drama kraliçesi, benim gözlerimin gördüğünü neden sen göremiyorsun? Şuraya bak. Aşk kuşları uçmaya başlamışlar. Şimdi seviyor mu sevmiyor mu oyunu oynadığımıza göre... Sushant isimli kartı doğru zamanda kullanacağız. Gerçekten mi? Vay. Her şey hazırlandı mı? Her şey tamamdır. Bununla odadaki dolabın üstünde olacağım. Bunun yardımıyla Manav'ın kalkanını kapatmış olacağım. Ondan sonra ona saldıracak ve onu öldüreceksin. Rudra, Manav çok kurnaz. Onu tuzağa düşürmek kolay olmayacak. Düşecek. Kesinlikle tuzağa düşecek. Eğer onu kandıran bir yılan olursa. Kara yılan. Seşa. Manav'ın gözleri hep onun üzerinde. Ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Evet. Ne yapmam gerektiğini anladım. Gidelim mi? Beğendin mi? Manav! Manav! Çabuk buradan uzaklaş. Manav! Yenge, sen burada ne yapıyorsun? Manav'ı arıyorum. Biliyorsun, bugün sevgililer günü ya. Sabah kendisine en azından bugün bana biraz zaman ayırmasını söyledim. Ama işte o zamandan beri onu arıyorum. Hiçbir yerde görünmüyor.
Aslında ben ona bir hediye vermek istiyorum. Sabahtan beri fırsatını bulamadım. Şimdi de fırsatım var ama kocam ortada yok. Manavı gördün mü hiç? Evet, sanırım bahçeye doğru gitti. Ah, tamam. Gidip bakacağım. Sağ ol. Yenge, yenge lütfen dinle yenge. Aşk çok güzel bir duygudur. Sevmek, sevinmek harikadır. Ama yanında olmayan birini sevmenin ne anlamı var ki? Vakit geçirebilmek için izin istediğin ve sana ya da hislerine değer vermeyen birini. Hayır Şivangi, öyle değil aslında. Manav'a layık olmayan benim. Hayır yenge, sen harika birisin. Seni seven birini hak ediyorsun. Sana değer veren, sana saygı duyan ve endişelenen. Yanlış kişiyle olmaktansa yalnız olmak çok daha iyidir. Söylemesi kolay ama yapması değil. Bir dakika, telefonu açmalıyım. Elbette. Fırsat bu fırsat. Geliyorum. Mana? Burada tek başına ne yapıyorsun? Neden öyle bakıyorsun tatlım? Sana uzun zaman önce sinyal vermiştim ama o Amar... O Amar araya girdi ve tüm romantizmi mahvetti. Hatırlıyor musun? O gün Şivangi'nin düğünü vardı. Ve seni odaya çağırmıştım. Kendi düğünümüz için. Ben de gelmiştim aşkım. Hala geç değil. Hemen gelelim. Hayır. Burada olmaz. Yatak odamda. Tamam. Merhaba millet. Sevgililer günü partisine hoş geldiniz. Burada niye tek başıma durduğumu düşünüyorsunuzdur. Yalnız değilim aslında. İki kardeşimle birlikteyim. Neden yanımda işim olmadığını da merak ediyorsunuzdur. Hem zaten şarkı da yok. Biliyor musunuz, bugün benim için çok özel bir gün ve eminim aşık olan herkes için aynı özelliktedir. Biliyor musunuz, hayatı yaşama şeklimiz çok farklı. Kararlarımız farklı. Sevgimiz de farklı. Ama aşkın hissettirdikleri hepimizde aynı. Bazen bu hisleri kelimelerle değil, gözlerimizle anlatırız. Ama bunda bir sıkıntı yok. Kelimelere dökemediğimizi bugün dans pistine dökeceğiz. Hem de bu iki kardeşimle. Aslında iki değil. Manav amca nerede? Hani gelecekti? Neyse, evet. Boş verin, o katılır. DJ müzik! Bayıldım. Çok beğendim. Gel. Ne zamandan beri bu anı bekliyorum ben. Tam bu anı. Seni boğacağım an. Yani sarılacağım anı bekliyordum. Aşkım, sarıl bana. Tam burada duruyorum. Aa! Rudra nerede? Koruyucu kalkanını kaldırmak için Rudra'nın yardımına ihtiyacım var. Ne oldu sevgilim? Hı? Aramızdaki elektrik mi çarptı? Hı? Hadi. Hayır. Bana yaklaşma. Sorun nedir? Bir yandan beni sevdiğini söylüyorsun. Tabii ki seni seviyorum. Ama öte yandan bu kalkanı kaldırmadan bana yaklaşıyorsun. Benim bir yılan olduğumu unuttun mu? Açıkçası ben... Bir an için senin bir yılan olduğunu unutuvermişim. Çok güzel, katil bir yılan. Aşkım, sen yeter ki iste. Sen bana çıkar de, ben de hemen çıkarayım. Hı?
Önemli değil. Tamam. Al şunu. Neden koruyucu kalkanı çıkarmıyorsun? Bana yaklaşmak istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ama bir sorun var. Hatırlıyor musun? Büyük anne bize demişti ki bu koruyucu kalkanı asla çıkarmayın. Bize böyle söylemişti. Hı? Yani ben bunu yapamam yoksa başıma bir şey gelebilir. Lütfen anlamaya çalış. Demek kendini benden daha çok seviyorsun. Hadi ama Seşa. Bana güvenmiyor musun yoksa sevmekten mi korkuyorsun? Tamam o zaman. Aşkım için özel bir teklifim var. Hı hı. Ama sadece bugün için geçerli. Bugün olmazsa bir daha asla bulamazsın. Aşkım, seviyor musun yoksa market indirimi mi yapıyorsun? Hadi. Bana sakın yaklaşma. Yanıma gelirsen beni yakarsın. Hı hı. Aşkım ben seni yakmayacağım. Asıl ben aşkın ateşinde yanmak istiyorum. Senin için bunu yapacağım. Bekle beni. Çünkü aşk hiç kolay değil. Aşkın bin bir sınavı oluyor. Her durumda. Hı? Rudra, sen buradasın. Onun burada ne işi var? Seşa o bizim düşmanımız. Hadi saldır. Neden bana öyle bakıyorsun? Hadi saldır ona. Saldır sana. Neden ona saldırmıyorsun? Neden bana öyle bakıyorsun? O bizim düşmanımız, tam yanımızda duruyor. Neden ona saldırmıyorsun? Çünkü ben senin tarafında değilim. Onun tarafındayım. Kimsin sen? Sen. Evet benim. Ben bir yılanım. Ben senin ölümün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.